Bir gün Eri Kolu, hoş geldiniz. Kezban Kaba, hoş geldiniz. Selamlar. Gülay, hoş geldiniz. Hülya Tuncuoğlu, Saide Topaç, Songül Yıldırım, Volkan Üzdifet, Gürgün, Yasin Ilgaz, Elif Gül, Selda Yavuz, İpek Odabaşı, Sevnur, Emel, Arzum, Hatice Keskin, hoş geldin. Sultan Güçlü, Emine Baran, Pelin, Selma, Nurcan Kürekçi, hoş geldiniz. Merhabalar, Zehra Kayadelen, Dilek Görgüç, selamlar. İyi akşamlar, Ahmet Okçu, Zeyno, Pervin, Nurcan Ülkay, hoş geldiniz. Soner Ateş. Her zaman derim ki bu kadar bilmiş insanlara ne anlatılır? Pozitif dönüşüm, hoş geldiniz. Mehtap Boyrozoğlu, Hasan, Alper, Çiğdem, İknur, Okyanus, Fatma, Gülderen, Hilal, Nihal, Cennet, Ünzile, Nuray, Selma, Çiğdem, Aynur, Murat, Emel, Berhem, Bedden, Nofikal, merhabalar. Serpinaz Kızına, hoş geldin. Nurcan Karakaya, hoş geldiniz. Salih Yakan, selam. Sizin de varlığınız yeter. Estağfurullah. Sizin varlığınızla biz varız. Siz varsanız biz de varız. Siz yoksanız biz de yokuz. Kamil Arıkan, Gül, biraz gül. İyi akşamlar. İnciye Mokol ablacığım, hoş geldin. Betül Ramazan, hoş geldiniz arkadaşlar. Ayda Başar, hoş geldiniz, iyi yayınlar. Mehtap, evet, 113 kişiyiz arkadaşlar. İlginizden dolayı, buraya her gün gelmenizden dolayı hepinize teşekkür ederim. Büşra Amin'e selamlar, Fatma Çelik. Arkadaşlar, depresyondan çıkmanın en kolay yolu tabii ki her zaman söylediğim gibi meditasyondur. Çünkü meditasyon zihni sakinleştirir. Zihnin konuşmasını ilk önce çok konuşur ama sonradan sakinleşmeye başlar. Ya inanın psikologlar bile size gidin meditasyonu tavsiye eder. Sakinliği, huzuru tavsiye eder. Yani meditasyon yaparsanız muhtemelen hiçbir rahatsızlığınız kalmaz, hiçbir hastalığınız kalmaz. Yani insanlara mesela diyorlar ya, mesela işte şunu yap, şunu niye şöylesin, şöyle olma, böyle olma, şunu yapma. Ya şimdi işte koşulsuz sev mesela, koşulsuz sevmek ne demek? Yani nasıl bir insan koşulsuz sevsin, nasıl sevebilir? Yani bir insana koşulsuz sevdiğiniz zaman peki bağış üstüne seni bundan sonra koşulsuz seveceğim deyip öyle yapabiliyor mu? Yani bir insanın kalbi hazır değilse, kapasitesi hazır değilse sen ona istediğin kadar koşulsuz sev de, istediğin kadar tevazu ol de, alçak gönüllü ol de, istediğin kadar işte ne bileyim dedikodu yapma de, istediğin kadar ne bileyim kendini bil de, yani istediğin kadar söyle ama ona sen yol göster. Çünkü neden? İnsanlara söylediğimiz şeyleri insanlar zaten biliyorlar. Yani yapmak istiyorlar, yapamıyorlar yani. Tamam mı arkadaşlar? İnsanlar ne yapması gerektiğini, ne yapmaması gerektiğini ahlaken biliyorlar. Behrem, sen bana bir özelden yaz da sana bir bakalım. Evet arkadaşlar. Yani demek istediğim arkadaşlar, Hüseyin Kartal, hoş geldin. Demek istediğim arkadaşlar, herkes birincinin kapasitesi kadar
yapar her şeyi. Hani bazı şimdi hocalar vardır, yani bağırır, çağır yani. Şöyle yapmıyorsunuz, bütün suç sizde, işte hatalısınız, gör körsünüz, yapmıyorsunuz. Ya tamam da ne yapsın adam, körse ne yapsın? Görmüyorsa ne yapsın? Yani sen bir köre görmüyorsun diye bağırmanın ne anlamı var ki? Yani adam zaten kör. Veyahut da sevgi yok sende diye dediğin kişiye. Ya sen ondan sevgi bekleme. Sen ona önce sevgi ver. Ona sevgi ver. Sevgiyi öğret. Çünkü yani bir insan yani böyle bağırmayla, çağırmayla işte ne bileyim sert konuşmalarla şunu yap bunu yap demek de bir şey olmuyor arkadaşlar. Koşulsuz sev. Hadi otur gel sev bakalım yani koşulsuz nasıl seviyorsun? Koşulsuz sevmek için belli bir bilinç seviyesinde olman lazım. O bilinç seviyesine gelmeyen insan koşulsuz sevemez ki. Nasıl sevsin koşulsuz? Çünkü kapasitesi yetmez. O yüzden arkadaşlar yani insanlara kızmayın. İnsanlara hani tamam nasihat edebilirsiniz ama insanlara alçak gönüllü davranın. İnsanlara karşı niye demeyin. Çünkü öyle. Öyle arkadaşlar. Çok sert, çok kaba diyorsun. Ama o öyle. Onun elinde de değil. Belki o kendisinin de farkında değil. Ben böyleyim diyor. Değişmeye de niyeti de yok. Ne yapacaksın? O zaman ya uzak duracaksın ya öyle kabul edeceksin. Veyahut da okyanus gibi geniş yürekli olacaksın. Bütün gelen rüzgarlara eyvallah diyeceksin. Yani bütün gelen rüzgarlara eyvallah diyecek bir geniş bir göğsün var mı? Yok. Yoksa o zaman sesini çıkartma. Çünkü önce insan olgunlaşır. Yani kalbi büyür, göğsü genişler. Ondan sonra o insan içindeki sonsuz güzelliği görür. Artık o insan hiçbir şeyden etkilenmez hale gelir. Yani kimisi işte ne bileyim içki içmiş, uyuşturucu kullanmış, bilmem ne yapmış, şunu yapmış, bunu yapmış, umursamaz. Yani çünkü o öyledir, öyle kabul eder. Dedikodusunu yapmaz. Yani uzak durma şeyi tabii ki var hepimizin. Uzak durma hakkımız var. Evet arkadaşlar. İki tane mi nefsimi var? Bir nefse zulmetme, bir de terbiye. Arkadaşlar zaten insanın nefsi bir tanedir. Yani bir tane nefis belli bir derecededir. Ya emmarededir, ya levvamededir, ya mülhimededir, ya mutmainededir, ya raziye, merziye ve safiye derden birisindedir. Şimdi insanın nefsine zulmetmemesi ne demek? Yani mesela şu çay, yani bu nefsim benim bunu istiyor olabilir. Nefsimin hoşuna gidiyor olabilir ama bu helaldir. Bunu yemenin, içmenin hiçbir sakıncası yoktur. Yani bunu ben, Allah ne diyor? Helalinden yiyip için diyor. Ama kimseye zulmetmeyin diyor. O zaman ben bu çayı kendime yasaklarsam, onu yasaklarsam, bunu yasaklarsam. Bak Peygamber Efendimiz ne diyor? Nefsinizin de diyor bedeninizde hakkı vardır diyor. Helalinden onu vermek de nefsinizin hakkıdır diyor. O yüzden nefsinize zulmetmeyin ne demek? Yani aşırıya kaçma. İfrat ve tefrit yapma. Yani ne nefsini aşırı bir şekilde her şeye alıştır ne de tamamen kesip her şeyden mahrum et. Helal daire içinde ye iç. Ayette söylediği gibi Allah-u Teala'nın yiyiniz içiniz fakat zalimlik yapmayınız diyor. Tamam mı arkadaşlar? Allah'a şükredin. Bu hayatta olmak bir ızdırap değil tabii ki. Şimdi bu hayatta olmak arkadaşlar şimdi çok enteresan bir şey söyleyeceğim ama şimdi insanlar acı çeker ya, sıkıntı çeker ya. Yani bu filmin böyle olmasını istediği için. Hani her zaman derim ya siz bir film yapsanız, yani bir film uyarlasanız ne yaparsınız? Hani hep böyle herkes gülüyor, mutlu, işte herkes huzurlu bir şekilde öyle bir film olmaz.
Öyle bir film yapmazsınız. Nasıl bir film yaparsınız? Önce bir sıkıntılı bir süreç olur. İşte ayrılıklar, hasretler, üzüntüler, başta sıkıntılar olur. Sonra mücadele edersin, o sıkıntıları aşarsınız. Sonra feraha çıkarsınız. Genelde filmler böyle olur. Ve böyle olmayan bir film de zaten seyretmeye değmez. Bakıyorsunuz bakıyorsunuz o mutlu aile tablosu. Herkes mutlu, herkes gülücükler saçıyor. Ya böyle bir film olmaz ki. Ya sıkar. Yani canını sıkar insan. Öyle bir filmi seyretmez. Ya burada seyredecek bir şey yok dersin. Ya inanın insanoğlu bu filmi yani kendi senaryosunu yazarken de bilerek yazmıştır böyle. Niye biliyor musunuz? Sıkıcı olur arkadaşlar, sıkıcı. Ya sıkılır yani insan. Ya insanın bir fıtratı vardır. Bakın insan alt boyuttan üst boyuta tekamül eden bir varlıktır. Tamam mı? Şimdi sen insana tutup da arkadaşlar her şeyi mesela dört dörtlük yap. Her şeyi dört dörtlük yap. Her şeyini istediği gibi yap. İstediği gibi bir eş bul, istediği gibi bir ev bul. Çalışmasın, otursun, yesin, içsin, eğlensin, her şeyi. Ya arkadaşlar bak yemin ediyorum canı sıkılır. Ne der biliyor musunuz? Ya ne güzel kavga ediyorduk ya eskiden der. Hatta şimdi bazen mesela deriz hani eskiden elektrikler kesilirdi mum ışığında ne sohbetler ederdik. E şimdi elektrikler kesilse ya niye kesiliyor bu elektrikler kardeşim? Yani biz karanlıkta kalıyoruz, internet yok falan. Yani insan ya acayip bir varlık. İnsan acayip bir varlık arkadaşlar. Ya insana en yakışıklı adamı ver, en kral evi tut. Her şey elinin altında olsun tamam mı? Ya der ki ya böyle bir hayat yaşanmaz ki der. Ya bu ne ya der. Bu adam der yani her şey her dediğimi yapıyor. Her istediğimi yapıyor. Ya biraz kavga etsek der yani. Keşke biraz ya kavga çıksa evde der ya. Biraz heyecan adrenalin olsa der tamam mı? Adam ne desem yapıyor. Kuzu gibi. Ne yapayım ben kuzu gibi herifi der yani. Mesela adam öyle der yani şimdi. Veyahut da ne bileyim adam bir tane kadın alır. Tamamen sessiz, sakin, mıy mıy. Ya bu nasıl bir kadın der ya hiçbir şey heyecan yok hareket yok der yani insanlar neyi verirsen ver tamam mı istediğini bak tam istediğini ver insanlara mıcırık çıkartır arkadaşlar mıcırık çıkartır özellikle kadınlar mıcırık çıkartma konusunda tamam mı yani bu konuda gerçekten ustadır yani o yüzden insan bulunmuş olduğu hali aslında kötü olarak görmemeli. Bu senaryoyu böyle yazdıysa tamam mı? Bundan feraha çıkmanın güzelliğini yaşayacağı için bu sıkıntıları çekiyor. Yoksa şimdi hani çok zengin mesela koçun oğluna sen Ferrari alsan ne yapar yani şimdi? Yani Ferrari'si olsa yeni bir Ferrari aldım sana öyle mi? İyi, tamam abi. Yaşam sevinci bitiyor artık. Her şeyi olan insanların her istediği olan insanların yaşam sevinci bitiyor. Mücadelesi bitiyor. Hareket bitiyor. Heyecan bitiyor. O yüzden insan problem çıkartır arkadaşlar. İnsan problem çıkartma konusunda tamam mı? Çok iyidir yani. Yani rahat batar insana. Tamam mı? Rahat batar. O yüzden insanlar filmlerini, senaryolarını yazarken tamam mı? Bilerek yazarlar böyle. Bilerek yazarlar. Yani ve bu yazdıkları senaryo onlara uygundur. Niye? Yani sıkıntının ardından gelen ferahlık güzeldir. Acının ardından gelen rahatlık güzeldir. Yalnızlığın ardından gelen birliktelik güzeldir. Yani cansızlığın ardından gelen canlılık güzeldir. O yüzden her şey zıttını yaşamadan hissedilmez. O yüzden başında sıkıntı olan insanların ne olacak biliyor musunuz? Acaba Ferrari olunca nasıl bir duygu? Yani şimdi arkadaşlar Ferrari bakın alınsa Ferrari ne olur biliyor musunuz? Şimdi Ferrari alsanız 3 ay sonra sıkılacaksınız. Hep aynı direksiyon, hep aynı ekran, aynı panel, aynı koltuğa oturuyorsunuz tamam mı? Ya Ferrari alsan ne olacak? Yani en kral evde otursan ne olacak?
İşte o yüzden Allah ne diyor? Hiçbir şeyle tatmin olamazsınız diyor. Ancak Allah'ın zikriyle, yani Allah'ı hatırlamakla. Tamam mı arkadaşlar? Ancak Allah'ı hatırlamak sizi tatmin eder diyor. Başka hiçbir şeyle tatmin olamazsınız. O yüzden insan dışarıda tatmin arar. Eş arar, ev arar, araba arar, eğlence arar, bilmem ne arar. Ama hiçbir türlü içindeki boşluğu dolduramaz. Ama ne zaman dolar o içindeki boşluk? İçindeki o sonsuz güzelliği, içindeki Rabbini fark ettiği zaman, onunla bir olmaya başladığı zaman, onu hissetmeye başladığı zaman, o zaman bir tatmin olur. O zaman keyfi yerine gelir. İşte gerçekten işte mutluluk, gerçekten huzur buymuş der. E peki filmin öbür tarafı çok güzel. Acılı tarafları, eğlenceli tarafları, muhabbetli tarafları çok güzel. Ve onlardan tatminsiz olmanın da güzelliği de çok güzel. Onlardan tatmin alamamanın, eksik kalmanın güzelliği olmasaydı sen içine yönelemezdin. Sen içine yönelemezdin. İlla ki Allah öyle bir yaratmış ki insanı, neyi elde edersen elde et, en kralını elde et, yine tatmin olmayacak. İlk başta çok güzel, o her şey istediğim gibi falan, o cennet gibi bir hayat. Yokacaksın, sıkılacaksın sonra oradan. Niye? Ya böyle programlı işte, bu bilerek yapıyor bunu işte, gıcıklığına. Yani tamam mı arkadaşlar? Yani gıcıklığına demeyeyim, yani espri olsun diye söylüyorum. İnsanın programında bu var. Niye? E çünkü bana döneceksin diye, seni hiçbir şeyle tatmin etmeyeceğim diyor. Hani gıcıklığına dediğim o yani. Tamam mı? Yani ne neyi edersen et, tamam mı? Yani ne yapacaksın? Tatmin olmayacaksın. Allah mahsus yapıyor. Tamam, mahsus yapıyor. Oyun oynuyor seninle. Onu istiyorsun, olmuyor. Bunu istiyorsun, olmuyor. Her şeyi elde ediyorsun, olmuyor. Tamam mı? Bir kadının, bir erkeğin peşinden yıllarca koşuyorsun, kavuşuyorsun. Ondan sonra bakıyorsun. Allah'ım nereden geldi bu benim başıma diyorsun. O da olmuyor. Yani ne yapacaksın işte? Ya böyle. Evet, bağırıp küsünce Allah veriyor diyor. Evet, evet arkadaşlar. İlahi hocam sesli güldüm diyor. Arkadaşlar işte insan gerçekten gıcık bir varlıktır. Yani Allah da insanın gıcıklığını bildiği için, tamam mı? O da gıcıklığını yapar bunu. Yani benim bir arkadaşım vardı, iyi bir sofiydi bir zamanlar, tamam mı? Ne haber derdim? Kavgalıyım onunla derdi. Yani Allah'la kavgalı olduğunu söylerdi. Ne oldu ya, ne oldu? Niye mi kavga ettiniz? Ya hep diyor, benim tersime hareketler yapıyor diyor. Hep benim tersime iş yapıyor. Yani tamam mı? Yani ama şimdi çok iyi bir sofi. Allah'la o kadar yani arasında şey var ki, muhabbet var ki. E diyor ki mesela, yani kavgalıyım onunla diyor. Aramız bozuk diyor. Bak bazen gidiyorum, nasılsın diyorum, aramız bozuk diyor. Ben şimdi kiminle arası bozuk onun? Bir tane sevgilisi var onun içinde. Onunla aram bozuk diyor. Bir ben bir Allah, yok gıcıklığım kendime. İyi, Allah'ın da sana gıcıklığı olmasın. Ama işte hani dedik ya Müşra Emine, herkes bilinç seviyesine, belli bir bilince geldikten sonra bu zaten hani olmuyor. Ama ilk bilinçlerde hani bu insan her işinin ters gitmesi, elde ettiklerinden tatmin olamaması, ne bileyim rahatın batması falan filan. İşte bunlar insana, ya güzel şeyler bunlar. Ya güzel şeyler, tamam mı arkadaşlar? Yani hiçbir şeyi ben kötü görmüyorum, tamam mı? Mesela hocam işte ben çok berbat bir durumdayım, bunalımdayım, şuradayım, buradayım. Vallahi diyorum var ya, bu tam diyorum kıvamında diyorum. Tam uyanma şeyine adım atacak pozisyonda diyorum. Yani çünkü niye? Her şeyi yerinde olan, rahatı yerinde olanlar pek adım atmıyorlar. Birazcık sıkıntı olan, içlerinde sıkıntı yaşayanlar adım atıyorlar arkadaşlar. Allah nabza göre şerbet veriyor. Evet. O yüzden arkadaşlar şimdi gıcıklara göre kısas yapmak, yani o gıcıklık Allah'la kişinin arasında zaten.
Yani o Allah'la kul arasında bir atışma vardır her zaman. Yani sen elma istersin, Allah armut verir. Yani dersin ki ya ben senden armut istemedim ki. Yani ondan sonra bakarsın armut ya güzelmiş dersin. Veyahut da armutu istemezsin, elma istemeye devam edersin. Yani şimdi duruma göre değişiyor. Şimdi zamanın birinde bir keşiş varmış. İşte ölüm döşeğinde müritlerini toplamış. Demişler ki müritlerine çok önemli bir şey söyleyeceğim. Buyur. Ben öleceğim demiş. Öldükten sonra demiş falanca ülkede, falanca beldede, falanca çiftlikte işte mesela 322 oğlu domuz numarası olan domuz olarak dünyaya geleceğim. Gidin, ben domuz olarak yaşamak istemiyorum. Beni orada görün, öldürün. Bu sefer ölmüş. Hemen bunlar işte yola çıkmışlar 3-4 tane mürit. İşte mürşitlerinin vasiyetini yerine getirecekler. Ondan sonra o beldeye gelmişler, o çiftliğe gelmişler. Sahibiyle konuşmuşlar. 322 numaralı domuz var mı? Var demiş. Gitmiş bakmış, ha orada bir tane domuz. Bunu bize verir misin? Satarsa satarız, tamam. Ondan sonra tam böyle götürmüşler, domuzu kesecekler. Hemen dile gelmiş, konuşmuş. Durun demiş. Çocuklar demiş. Domuz olmak çok ne eğlenceliymiş. Ben bilmiyordum demiş. Beni öldürmeyin. Yani ondan sonra onlar da onu bırakıyorlar. Şimdi hani domuz olmayı kötü olarak görmüştü ilk başta. Allah onu domuz olarak yaratınca da domuz eğlenceli bir şeymiş meğerse, onu yaşayınca anlıyor. Yaşayınca onun güzelliğini görüyor. Mesela şimdi köpek desek hakaret gibi geliyor ama şimdi köpek kadar mutlu muyuz acaba? Yani kuyruğunu sallaya sallaya geziyor. Yani çok özgür bir hayvan. Mesela kedi çok özgür bir hayvan. Yani istediği gibi geziyor, istediğini yapıyor. Tamam mı? Yani o zaman demek ki arkadaşlar hiçbir şeyi hor hakir görmeyin. Tamam mı? Tırtıl bile yani kelebek olma aşkıyla falan yanmıyor. Tamam mı? Yani kelebek olacağını bile bilmiyor tırtıl. Öyle tırtılken böyle çok mutlu hayatından. Yani sürünüyor ama o sürünmek ona çok iyi geliyor. Sırtı kaşınıyor, karnı kaşınıyor. Süründükçe karnının kaşıntısını gideriyor. Tamam mı? Bir de hoşuna gidiyor, gıdıklanıyor. Ondan sonra işte bu tırtıl mesela hiçbir zaman ben kelebek olacağım diye yaşamıyor. Öyle bir özlemi yok, öyle bir derdi yok. Tırtılın keyfini sürüyor vallahi. Hiç umurunda bile değil kelebek olmak. Yani aklının ucunda bile yok. Tamam mı? Ama bir gün geliyor kelebek oluyor. Şimdi ben niye kelebek oldum da demiyor. Yani ne güzel tırtıl gibi geziyorduk işte arkadaş. Yani ne oldu da şimdi kelebek olduk, uçuyoruz. Ne güzel gıdıklana gıdıklana sürüne sürüne gidiyorduk diyor. Demiyor yani. Ne yapıyor? Kelebek oldum da kelebekliğin keyfini çıkartıyor. Yani o zaman ne haliniz varsa görün. Ne haliniz varsa güzeldir yani, tamam mı? Yani o halinizden razı olursanız, en azından razı olma bilincine doğru yürürseniz, o zaman hiçbir şikayetiniz olmaz. Şimdi kimisi mesela kanser oluyor, hasta oluyor, bilmem ne oluyor. Niye mesela bir insan hasta oluyor? Arkadaş ilgisiz, ilgisiz. Kimse ona ilgilenmiyor, tamam mı? O zaman onun bilinci şöyle diyor. Ya anasını satayım, burada yaşıyoruz, yüzümüze bakan yok diyor, tamam mı? Ya bizim halimiz ne olacak böyle diyor. Ya bir insan kendisini ifade etmek ister, kendisini göstermek ister, kendisini ben de varım demek ister. Ya bu insanın fıtratındadır. Ya ben de bu dünyada yaşıyorum ya, benim de var, benim de yüzüme bakın, benle de konuşun, ben de insanım demek ister, tamam mı? Ne olur, hiç kimse onunla ilgilenmezse bu sefer hasta olur. Hasta olduğu zaman insanlar etrafına dolaşmaya başlar pervane gibi, tamam mı? Ne olur? Aa ne oldu sana, işte üzüldük falan filan cart cart. Ha, tamam ama ne olur? O hastalık onun esasında içeride ilgisiz kalmışlığına şifa olur. Ve insanlar onunla ilgilenmeye başlar. O da hastalığı ne kadar şikayet etse de sever aslında. Kelebeğin ömrünün bir gün veya üç gün olduğunu söylüyorlar ruhiye. Bizim için önemli değil, isterse 1000 yıl olsun. Uçuyor gidiyor işte. Evet.
Şimdi bak ne diyor? Bence tırtılın anası ağlıyor. İşte bak o senin bilincin mi ne? Öyle tanası falan ağladığı yok. Sen öyle zannediyorsun. Senin anan ağladığı için sen kelebeğin de tırtılın da anası ağlıyor zannediyorsun. Kelebek olacağını içsel biliyoruz öyle değil. Bak onlar anı yaşar. Anda neyse o. Kozadaysa kozada. Ya ben buradan çıkacağım da bir, yani kozadan çıkma zamanı geldiği zaman zaten bir hareketlenme başlıyor, tamam mı? Yani kendince bir içgüdüsel olarak ne olacağını bilmiyor zaten. Bir hareketlenme başlıyor. Ondan sonra o kozadan zamanı geldiği zaman, bak zamanından önce çıkamıyor. Zamanı geldiği zaman bir zaman orada kozanın içinde bekliyor, olgunlaşmayı bekliyor. Yani kanatlarının falan olgunlaşmasını bekliyor. Ve o kozayı da kendi açması gerekiyor. Sen yardım edersen olmuyor, yine olmuyor. O kendisi açması gerekiyor. Ondan sonra da açıyor, oluyor. Ve o kadar kozada kaldıktan sonra bir gün, ya şimdi bak, senin bir günün ile onun bir günü arasında hiçbir fark yok. Şimdi sen 60 yıl, 100 yıl yaşadın diyelim. Senin 100 yılın öldüğün zaman diyeceksin ki sanki bir gün yaşadım. Ama o da öyle bir gün yaşıyor ki senin 100 yılına bedel. Öyle bir özgür, öyle bir uçuyor ki, öyle bir bağımsız ki, öyle bir çiçekten çiçeğe konuyor, öyle bir lezzetler alıyor ki senin 100 yılına bedel belki. O yüzden önemli olan çok yaşamak değil. Önemli olan kaliteli yaşamak. Lezzetini alabilmek, tadını alabilmek. O içsel huzuru duyabilmek. Evet. Hocam ölen ot gibi oluyor bence. Her şeye bak. Yok ben şimdi işte hani ölü olarak yeryüzünde yaşayan bir kişiyim ben. Şimdi aslında ben öldüm. Ama yeryüzünde belli bir vazifelerim olduğu için onun için yaşıyorum şu anda. Ama öldüm. Ölü olarak yaşıyorum. Ya demek ki insan öldüğü zaman da yani gerçekten diriliyormuş. Yani gerçekten dirilmek için ölmek gerekiyormuş. Tam bir ölüm yaşayan insan tam güzel bir diriliş yaşar. Sen iyisin, her şey iyi. Sen güzelsen her şey güzel. Tabii ki öyle Ferit. Her şey senin bilincine bakıyor. Evet, aynen. Sanki bir saat yaşamışsın. Ya şimdi mesela geldin mesela diyelim ki kaç yaşındasın diyelim. Ortalama 40 yaşındayız diyelim, tamam mı? Ve 40 yaşına kadar sen yani hayatını bir gözden geçirip bir gün gibi ya. Yani bir gün yani bile değil bir saat içinde neler yaşadığının hepsini gözünün önüne gelse bir saat anca anlatırsın. Yani şurada şunu yaşadım, burada bunu yaşadım, başka aklıma gelmiyor dersin. O da nelerdir biliyor musunuz? İşte o tam böyle ruhsal olarak o aşkı, o muhabbeti, o sevgiyi hissettiğin anlar var ya, onlara yaşadım dersin. Veya acılar var ya, yani belli acılar, belli güzellikler. Yani hissettiğin zaman, kendini hissettiğin zamanları, kendinde olduğun zamanları ancak yaşadım olarak sayarsın. O yüzden de çok kısadır yani. Hayvanların zihni yok diye, hayvanların zihni var da aklı yok. Yani içgüdüsel olarak hayvanların da mesela zihinleri kayıt yapıyor. Mesela bir şeyi tanıyor. Oraya yaklaşmıyor. Amcamın bir papağanı vardı arkadaşlar. Yani hayvan bir sene önce amcamın kardeşi o papağanı ilaçladı. Yani ilaçladı onu tüylerin arasına filan. Bitlenmesin, pirelenmesin diye ilaç döktü. Ve bu hayvan bir sene sonra amcam Karadeniz'den o balık avına falan giderdi. Geldi. Hayvan yani köşeye böyle sünmüş, arkasını dönmüş böyle sessizce duruyor. Ya dedim ki niye bu hayvan böyle duruyor? Ya şimdi tanıdı diyor. İşte Osman diyor geldi diyor. Osman'ı diyor tanıyor diyor. Geçen sene ilaçlamıştı diyor. Yine ilaçlayacak diyor. Korkuyor diyor. Yani orada köşeye çekmiş. Yani ondan önce öyle bir şey değildi. Orada oturuyordu, efelik yapıyordu herkese. Herkese bağırıyordu, çağırıyordu. Osman amcam bir geldi, köşeye böyle sundu böyle, tamam mı? Sessiz, sakin duruyor. Anladık ki yani tanıdı hayvan yani bunu. Evet. Başımıza gelenlere razı olursak bu sınavdan geçmiş mi oluyoruz?
bir daha aynı döngüye girmiyor muyuz? Şimdi başımıza gelen tamamen gerçekten etkilenmeyecek hale gelirsek, artık olduğu gibi kabul edip bu da böyle dersek, şikayet etmezsek, yargılamazsak, eyvallah dersek, razı olursak başımızdan gider, bir daha başımıza gelmez. Veyahut da gelse bile çok daha düşük seviyede gelir. Şimdi arkadaşlar, hani insanlar kriter koymak istiyor her şeye. Yok uyanan insan şöyle olmaz, yok şunu yapan şöyle olmaz, yok şunu yaparsan şu olmaz. Ya arkadaşlar, herkes ya odun değil ki herkes yani. Aynı olsun. Makineye ver aynı çıksın. Öyle değil ki yani. Hepimiz farklıyız. Hepimiz farklıyız. Burcumuz farklı, yıldızımız farklı, doğum haritamız farklı, enerjilerimiz, annemiz, babamız farklı. Her insan özel. Ya senin ilk yaşadığını ben en son yaşarım. Benim en son yaşadığımı sen ilk yaşarsın. Ya bu işler belli olmaz. O yüzden ne yani nedir diyeceksiniz yani nedir? Yani niye insanlar böyle, niye böyle, şu şöyle, bu böyle veyahut da şu insan uyanmış da niye böyle yapıyor veyahut da şu insan böyle yaparsa uyanır mı? Arkadaşlar, hiçbir kriter yok. Herkes yaşaması gerekli olanı yaşar. Uyansa da yaşar, uyanmasa da yaşar. Yani bazı insanların tamamen arındıktan sonra uyanır. Bazı insanlar tamamen arınmadan uyanır. Uyandıktan sonra da arınma süreci devam eder. Bazı insanlar çok az bir imtihana tabi tutulur. Çok hafif şeylerle atlatır. Bazı insanların getirdiği ağırdır. Ağır şeylerle karşılaşır. Niyesi yok işte. O da öyle. Tabii ki ben ölümü tattım. Ölümü tatmasam, ölümü tatmayan uyanamaz arkadaşlar. Hani kriter yok diyoruz ama yani genelde böyle diyoruz. Yani tabii ki ölümü tatmayan da dünyadan hevesleri falan giden insan da ölmüş sayılır. Tamam mı? Ama ölümü tadan insanların bir sürece girdiğini söyleyebilirim. Ölümü tadan insanların rüyasında da olsa, meditasyonda da olsa, ölümü yaşayan insanların maneviyat kapısından, velayet kapısından girdiğini söyleyebilirim rahatlıkla arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de uyanmaktan bahsedilmiyor derken, biz Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin anlamlarını çoğunu mesela bilmiyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, bir ayetin 10 tane manası var. Şimdi insanlar kendi bilinç seviyelerine göre oradan bir tanesini almış oraya koymuş. Bir tanesini almış oraya koymuş. Tamam mı? Mesela mukarrebun vardır. Tamam, mukarrebun. Nedir? Yani Allah'a yakın olanlar. Mesela uyanan insanların şeyi bu. Bu kelimeyle anlatılabilir. İlla yani Kur'an-ı Kerim'de uyanış kelimesi kullanılmaz. İlla mesela namaz kelimesi kullanılmaz. Namaz zaten Farsça bir kelimedir. Ondan sonra illa mesela peygamber kelimesi kullanılmaz. Nebi kelimesi kullanılır. Tamam mı? Ama oradaki anlatılan müttakiler mesela, sakınanlar falan. Bizim ayetlerimizi anlayabilir ancak diyor. Ancak sakınanlar bizim ayetlerimizi anlayabilir diyor. Bizim ayetlerimiz sakınanlara diyor nur verir, hidayet verir, aşk verir, muhabbet verir diyor. Yoksa sen sakınmıyorsan Allah'ın yasak ettiği şeylerden, negatif şeylerden, ondan sonra sen ne Kur'an'dan anlarsın, ne gözümüzün önündeki ayetlerden anlarsın, ne içsel bir huzur ve tatmin hali olursun, ne bir aşk olur, ne bir muhabbet olur, sen de kupkuru olursun. Neden kupkuru olmanın sebebi nedir? Negatifleri bırakmadığın için, negatiflerle meşgul olduğun için kupkuru olursun. Negatifi bırakırsan sana dışarıdaki de ayetler de, içerideki ayetler de, Kur'an ayetleri de sana konuşur, sana hidayet olur, aşk verir, muhabbet verir. Arkadaşlar, hayvanların da sezgileri var, hayvanların da zihni var. Yani zihin demek, yani bilgi demek. Yani bir şeyi görüyor, tanıyor. Tanıyor artık bak. Mesela tanıdığı zaman, mesela bir fare bir şeyi tanısın, bir daha ona yanaşmaz. Çünkü onu algılamıştır artık. İlla kendimizi ölmüş olarak mı görüyoruz? Peygamberleri görmek Allah dostunun elinden. Ya tabii ki illa kendinizi ölmüş olarak görmek güzel bir şey olur ama
Bir de yaşarken de ölmek vardır. Nasıldır mesela? Artık dünyevi zevklerden bir tat almazsın. Bir anlamı kalmaz. Bir şey yapmak istemezsin. Arzu ve heveslerin kalmaz. O da bir ölümdür. Yani onu da yaşıyorsan aslında nefsin ölmüş gibidir yani. Tamam mı? Arapçada bir kelime 23 anlam taşıyor diye bir şey yok Ferit. Bazı kelimeler 23 anlam taşır, bazı kelimeler 10 anlam taşır, bazı kelimeler 5 tane, bazıları 3 tane. Tamam mı? Yani her bir kelime farklı farklı anlamdadır. O yüzden insanlar o anlamlardan kendi bilincine göre veya işine geldiği gibi hangi anlamı seçiyorsa onu koyar ve Kur'an-ı Kerim'i belki vermek istediği gerçek manayı veremezler. Arkadaşlar siz dileyemezsiniz, Allah dilemedikçe demek ne demek biliyor musunuz? Allah sizin dilemenizi diledi demek. Yani Allah sadece ben dilerim, siz benden başka kimse dileyemez demiyor. Ben diyor sizin dilemenizi diledim diyor. Yani siz dilerseniz, yani ben de sizin dileğinizi dilerim. O zaman ne olur? Sizin dileğinizi yerine getiririm demek. Yani Allah, yani ben dilerim siz dileyemezsiniz demiyor. Allah diyor ki siz dileyemezsiniz diyor. Ben diyor dilemedikçe, ama ben neyi diledim diyor. Siz dileyemezsiniz dediğine göre ben sizin dilemenizi diledim. O zaman siz bir şey diliyorsanız onu ben de diliyorum. Sizin dilediğinizi ben de diliyorum. Siz mesela iyi bir insan olmayı dilerseniz Allah da sizin iyi bir insan olmanızı diler ve o olur. Kötü bir insan olmak isterseniz yine Allah da sizin onaylar sizi, evren, sistem, kötü bir insan olursunuz. Babam şehit oldu, sürekli rüyama giriyordu. Ben ölmedim diyordu. Bunun bir hikmeti vardır. Evet, tabii ki şehitler ölmez arkadaşlar. Onların şehadet bambaşka bir makamdır. Yani şehitler ölmez derken onların ruhları çok daha aktif ve canlı bir vaziyette belli bir alanda görevini yaparlar. Ve rızıklandırılırlar. Sana direten de dileyen de birdir. Tabii ki yani dileyen sensin. Direten diye bir şey yok. Senin mesela şimdi ne demek direten? Yani ben mesela uyanmayı diliyorum. Ben uyanmayı diliyorsam Allah da benim uyanmamı diliyordur. Allah benim uyanmamı dilemişse ben de uyanmayı diliyorumdur. Zaten öyle bir ikilik yok. Yani Allah'ın dilemesi ayrı, senin dilemen ayrı gibi bir şey değil zaten. Zaten hayırlarda böyle, ama şerlerde sen nefsine uyup bir şey dilersen onu Allah dilemiş olmaz. Allah sana kapıyı açar sadece. Hani hayırlar Allah'tan, şerler sizin nefsinizdendir diyor. Yaşayan canlı Kur'an olmak nasip oldu inşallah. Çok şükür. Allah sizin dileminizi dilerim der olur. Evet. Negatif dilerimi kolekte bırakmaya niyet ediyorum. Çok yaşlandım. Daha da bırakmazsam gerçekten öleceğim. Bir şey olmaz ya. Yani biraz negatiften zarar gelmez. Şimdi kimin ölü kimin sağ olduğunu biz bilemeyiz. Ama Derya'cının öldüğünü düşünmüyorum. Bayağı bir canlı kıpır kıpır yani. Tabii ki her insan kendi çapında belli bir bilince sahiptir. Güzeldir yani. Olması gerektiği yerdedir. Spiritüel olarak babaya da olan hislerin korku, isyan, Allah'a manada anneye olan hislerin madde olduğu belirtiliyor. Hem madde hem manada sorunlarınızı çözmek için nasihatiniz var mı? Tabii ki arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de de Peygamber Efendimiz'in tavsiyelerinde de, bütün alimlerin tavsiyelerinde de anne babaya iyilik yapın diyor. Onlarla helalleşin, onlara hürmet edin, onlara hediyeler verin, onlara yardımcı olun. Onlarla alakanızı kesmeyin ki ne olsun? Maddi ve manevi bolluk bereketiniz bol olsun. Tamam mı? Maddi ve manevi bolluk bereketiniz çok olsun. Rüyada yahut meditasyonda ölmek normal ölümle denk mi, başka bir hal midir? Şimdi arkadaşlar,
normal ölen insan manevi ölmüş olmuyor. Yani şöyle, dünyaya ölmüş olmuyor. Dünya hırsıyla ölen bir insan öldükten sonra da o dünya hırsıyla tekrar dünyaya geliyor veyahut da tekrar bir boyuta gidiyor. Gerçek ölüm dünya lezzetlerine, yani nefsi arzulara, nefsi şehvetlere, arzulara ölümdür. Onların artık anlamı kalmamasıdır veyahut da onların bir isteği kalmamasıdır. Bunu yaşayan insan gerçekten ölmüştür. Zaten isterse 10 defa ölsün insan, onu yaşamadıktan sonra gerçek ölmüş sayılmaz. Onu da yaşayan insan artık uyanış şeyine girer, sürecine girer ve uyanır. Olması gereken olur. Ego ölür mü? Ya ego terbiye olur, görülür, fark edilir ve anlamsızlaşır. Anlamı yok olur. Kaybolur yani. Aslında ego diye bir şey yoktur. Ego bizim zannımızdır arkadaşlar. Yani ben kendimi bir şey sanıyorumdur. Yani özün kendisini bir şey sanmasıdır. Perdeli olarak zihin perdesinde kendisinin inandığı, kendisinin kalıplarına inandığı, kendisini bir şey sandığı sanal bir yapıdır. Bunu fark edince zaten onun da bir anlamı kalmaz. Cuma öğlen ezanından önce neden selam okunuyor? Hatta perşembe gecesi. Ya şimdi cuma günleri sohbet olacak ya, insanları çağırtmadan önce diyorlar ki hani bu sela veriyoruz. Yani gelin burada Kur'an okunacak, sohbet edilecek, erken gelin camiye diye bir uyarı şeyi. Tamam mı arkadaşlar? Gurbet. Mesela cuma akşamları da sohbet olan camilerde mesela yatsı namazından önce sohbet olur. Akşam namazından, yatsıdan önce sela okunur. Millet gelsin, burada sohbet var. Kur'an okunacak, tövbe edilecek, istiğfar edilecek. Siz de gelin diye bir uyarıdır aslında. Gurbette olmayı kabule geçmek için kendimize nasıl yardım edelim? Nefs midir? Mücadele ettiğimiz vatan sevgisi. Şimdi arkadaşlar, gurbette olmayı, herhangi bir şeyi kabule geçmek için meditasyon yapmanız, kendinizi bilmeniz, kendinize dönmeniz gerekir. Eğer kendinizi fark etmeye başlarsanız hiç çabasızca, kolaylıkla her şeyi razı olursunuz. Her şeyi kabule geçersiniz kendiliğinden. Kabule geçmenize bile gerek kalmaz. Sevgiyle yaşarsınız her şeyi. Ya şimdi meditasyon yaptığında düşüncenin peşine gidiyorsa görmemişliktir derken ölenler de düşünce gelir ama fark ederler. Ama düşünce olmaz diye bir şey yok. Herkes de olur. Mucide de olur. Oşada da olur. Eckhart Tolle'de de olur. Herkes de düşünce gelir. Ama fark eder. Düşünceye takılmaz. Evet Yasin'im. Hoş geldin. Salih Hocam, meditasyon yapınca zihin oluyor. Yani ötürü bu sefer sanki ihlaslı olmuyormuşum gibi oluyor. Gelen bu hal zihin böyle mi? Tabii ki, çünkü zihin sizi meditasyondan ve o saf halinizden alıkoymak için sizi tekrar eski bilince çekmek ister. Mesela meditasyon yapacaksın, ne der? Ya işte Kur'an okusan daha iyi, namaz kılsan daha iyi, şunu yapsan daha iyi, bunu yapsan daha iyi, kitap okusan daha iyi. Yani seni onu yaptırmamak için elinden geleni yapar, tamam mı? Çünkü zihin yok olmak istemez. Ya işte düşün, bak Selda, düşünce peygamber de olsa gelir. Herkese gelir. Oşo'ya da gelir. Mucize, herkese gelir. Düşünce gelir ama düşünce tutunamaz. Hemen yok olur gider. Anında gider. Sen fark edersin. Bitti, tamam. Yine kendindesin. Yine huzur halindesin. Hep böyledir. Ama sadece fark nedir? Ben huzur halinde çok fazla kalırım. Sen çok az kalırsın. Öbürkü hiç kalamaz. Veyahut da çok bir minimum kalır. Tamam mı? Odur yani. Ya benim huzur halimde kalmanın derinliği çok derinden yaşarım ben onu. Öbürkü daha sığ yaşar, daha yüzeysel yaşar. O yüzden onların farkı vardır. Yoksa düşünce hiç kesinlikle gelmez diye bir şey yok. Şimdi Ahmet kardeşim, meditasyonu biz burada her gün yapıyoruz. Her gün uygulamalı olarak yapıyoruz. Meditasyon kendine dönmektir, kendini fark etmektir. Çünkü senin aslın zihin ve beden değildir. Senin aslın ego değildir. Senin aslın saf varlıktır, saf bilinçtir.
Sen Allah'la bir ve bütünsün. Ondan ayrı değilsin. Senin içinde, yani içinde değil, içinde algıladığın bir öz vardır. Öz her yerdedir, her şeydedir. Ama sen içeride algılarsın onu. Mesela radyo yayınları her yerdedir. Radyonun yayınları her yerdedir ama nerede algılanır? Radyodan gelir ses. Tamam mı? Şimdi öz yayınını her yerden, bütün alemden yapar ama nerededir algılama şeyi? İçeride göğüs bölgende hissedersin onu. Yani o yüzden arkadaşlar öz yani senin içinde bir yerde duran bir şey değil. Algıladığın içinden algılarsın ama her yerdedir. Nereye bakarsan bak onu görürsün. Tamam mı? Yani kendini görürsün. Farkındalığın farkında olmak nasıl bir duygu? Yani şimdi farkındalığımın farkında olmak şöyle. Bugün gün içinde çok farkındalıklıydım dedin. Çok güzel bir gün, farkındalıklı bir gün geçirdim dedin. Bakın farkındalıklı olduğunuzu da fark etmişsiniz. Yani bunu da söylüyorsunuz. Çünkü farkındalıklı olduğunu fark etmektir. Bunu bilmektir aslında. Evet, durun bakalım arkadaşlar. Hızlı hızlı aşağı gidiyor. Gurbette olmayı kabule geçmek. Evet, gurbet güzel bir şey. Her uyanan insan bir gurbette hisseder kendini. Ben bunu anlatmıştım. Bu dünyadan ayrılış da bir gurbet havası estirir ilk başlarda. Artık dünya ölmüştür. Arzu ve istekler ölmüştür. Ve sen bu dünyadan başka bir üst boyuta geçmişindir. Beşinci boyuta geçmişindir. Artık bu dünya sana hiçbir şey ifade etmez. Bir gurbet hali yaşarsın kısa bir zamanda olsa. Ya diğer insanların bilinci de onlarda yansıyan özün özellikleridir. Yani özün her boyutta kendini, her canda, her kişide kendini nasıl ifade ediyorsa öz, annende, çocuğunda, hepsinde kendini farklı farklı boyutlarda ifade eder. Bütün her şey benden zihin olarak açar. Bak bu benim dünyamda her şey benim zihnimin açılmış halidir. Ama benim zihnimin içinde özler yani benimle anlaşmalı ruhlar var mıdır? Vardır. Onlara göre de merkez kendileri olur. Sen merkezde sensin. Senden başka bir şey yok. Her şey senden açığa çıkar. Onlara göre de onlardan başka kimse yok. Sen mesela annene veyahut da bir kardeşine bir şey gerçekleri hakikati anlattığın zaman senden başka bir şey yok ki diyeceksin. Ona da aynısını söyleyeceksin. Evet, rüyamda çok kısa bedenimde ben değildi o vardı. Ben yok olmuştum. İşte bak şimdi aslında sen yok olmadın. Çünkü yok olmadığın için kendinin var olduğunu biliyorsun. Yani kendinin bunları olduğunu şahitlik yapmışsın. Yani o vardı bende diyorsun. Ben de o vardı. Ben yok olmuştum diyorsun ya. Aslında sen onu yoğun bir şekilde hissetmişsin. Ama o veya sen diye bir şey yok aslında. Yine sen var. O sen o en saf halini yaşamışsın orada. Yani o veya ben işte orada ulaşılacak bir zat yukarıda veyahut da bir yerde ulaşılacak bir Allah yok arkadaşlar. O sizinle bir ve bütün sizinle hemhal sizinle bir. Sizden ayrı değil. Siz onu yani o sizde kendini ifade eder veyahut da siz onu yaşarsınız kendinizde. Esmalarınızda her boyutta. Hem namaz kılıp hem meditasyon yapmak güzeldir. Evet arkadaşlar. Bir de birisi bana şey sormuştu. Hocam bu namaza nasıl bakıyorsunuz? Arkadaşlar namazı içinizden geldiği kadar içinizdeki aşkla, muhabbette kılmanız güzeldir. Kılmıyorsanız da, içinizden gelmiyorsa da zorla namaz kılmak doğru değildir. Yani kimse hiçbir şeyi zorla yapması zaten hayır da değildir. Yani zorla yapılan işten hayır gelmez. Hani zorla yapılan ibadetleri Allah yüzüne çarpar diye hadisler var. Yani zorla yapılan işten hayır gelmez. Muhabbetiniz, sevginiz varsa namazınızı kılın.
Yapmak istemiyorsanız, size ağır geliyorsa, istemiyorsanız istediğiniz zaman yapın. Çünkü namaz kılmamaktan dolayı bir ceza yoktur. Bir sorgulama yoktur. Niye namaz kılmadın diye bir şey yoktur. Salat farklıdır, namaz farklıdır. Salatın içinde bir cüzdür namaz. Tamam mı? Yani küçük bir bölümüdür. Esas salattır önemli. Yani toplum ayağa, dini ayağa kaldırmak için yapılan eylemdir, paylaşmadır. Her zaman söylüyorum. Salatı yapmayan insanlar sorgulanır. Sen niye elinde imkanlar varken, niye bilgin varken, niye paran pulun varken insanlara yardımcı olmadın, durumu zor olan insanların elinden tutmadın? Bunu sorarlar. Tamam, bunlar sorulur. Bilincin tarafından. Ama salat odur. Ölünün arkasından Yasin, evet okuyabilirsiniz ve sevabını, yani enerjisi, sevabı enerjisi demek, ona ruhuna gider arkadaşlar. Bu akşam da niyetimizi yaparız. Bir şey buluruz şimdi arkadaşlar. Seneler evvel rüyada yolculuğum başladı. Rüyamda peygamberimizi Kabe'nin önünde Miraç'ta yeni geçmiş halde olarak, yeni gelmiş halde olarak görmek. Dağa tırmandım ve sürekli ne getirmiş diyerek ağlıyordum. Bakın, Miraç'tan geldiğini görmeniz zaten sizin de Miraç edeceğinize işaret eder. Yani size Miraç yolu açılmış, yani uyanış yoluna girmişsiniz. Yani meditasyon da bir tabii ki serat gibidir. Ünsiyettir Allah'la, yani içindeki Allah'la, seninle bir olan Allah'la hemhal olmaktır. Bir olduğunun o saflığı, o güzelliği yaşamaktır. Sizin uyanışınızı tarikatta yaptığınız öğretiler, zikirler, rabıtalar sebep olmadı mı uyanışınızdan önce mi? Arkadaşlar, benim uyanışıma onlar sebep olmadı. Yani şöyle, ben tarikattayken uyanmadım. Hatta tarikatı bıraktıktan sonra uyandım ama İnsanların hayatlarında olan her şey, ister tarikatlı olsun, ister ateist olsun, isterse Hristiyan olsun, isterse Budist olsun, her şey uyanışına hizmet eder. Her şey insanın olgunlaşmasına, büyümesine hizmet eder. Yani illa yani bir insan, dindar insan ilerler, öbürkü ilerlemez diye bir şey yok. O da yani araştırır, kendini ilme verir, kendini bilme verir, bir şeyleri görür, yani içeriden bazı ayetleri okumaya başlar. Yani bir açılımlar yaşamaya başlar. Yani herkes uyanışı kendi bilinç durumuna göre olur. Ateist de bilinç olarak ilerler. Hristiyan da, Budist, herkes bilinç olarak ilerler. Hiç kimse yerinde saymaz arkadaşlar. Evet, Güler Pala çok güzel bir şey. Ruhlarımızın ve bedenlerimizin şifalanmasına niyet ederim demiş. Evet. Bunu yazabiliriz. Evet. Şimdi arkadaşlar, şey varken, olumlama yaparken negatif kelimeler kullanmıyoruz ya. İşte hastalıktan kurtulmaya veyahut da ne bileyim kaygı ve endişelerin gitmesine, bunları demek yerine ruhumuzun ve bedenimizin şifalanması dediğimiz zaman zaten onlar da temizlenir. O yüzden şeylerde, olumlamalarda negatif kelimeler kullanmayın. Ben hastalıktan iyileşmeye niyet ettim değil, sağlıklı yaşamaya niyet ettim denir. Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı yaşamaya niyet ettim. Tamam mı arkadaşlar? Ruhsal ve bedensel olarak, hadi herkes yazsın. Ruhsal ve bedensel sel olarak, ruhsal ve bedensel olarak şifalanmaya niyet ettim. Üç tane nokta koyalım arkasına. Ruhsal ve bedensel olarak şifalanmaya niyet ettim.
Üç tane noktayı niye koyuyorum? Bunu sevgiyle yapıyorum ve devamı gelsin, devamlı olsun. Yani bu burada bitmesin, devamlı olsun demek. Yani üç nokta demek, devam eden süreç olsun. Yani bu sevgim devam ediyor demek, bu niyetim devam ediyor demek, bu niyetim her zaman evrene yayılsın demek. Mesela ben yazılarımda üç nokta koyduğum zaman, yani o sevgim devam ediyor demek. Evet arkadaşlar. Yine bugün de şükürler olsun. Hem eğlendik, biraz güldük, biraz bilgilendik. Kalbimizden akanları anlatmaya çalıştık. Bunları şeyden sonra, sohbet bittikten sonra herkes yazsın. Arkadaşlar bu olumlamaları birinci videodan, daha doğrusu bugün beşinci gün, birinci videodan itibaren veyahut da ikinci hangisinde yapmışsak bütün olumlamaları herkes yazsın. Çoluğuna, çocuğuna, arkadaşına, sevdiğine, annesine, babasına da, kocasına da yazdırsın, karısına da yazdırsın, tamam mı? Yani yaz sen yazdı. Yani Allah'tan ümit kesilmez. Bakarsın duanın kabul şeyine denk gelir de, tamam mı? O enerjilerin içine girersin sen de. Sen de şifalanırsın. Yani saçmalık görenler de vardır. Olabilir. Yani bazı şimdi insanların genellikle kocaları, kadınların ya böyle sapıkları dinliyorsun işte. Ya böyle saçma sapan şeyleri. Ya iyice dinden çıktın. İyice kafir oldun. İyice iyice yoldan çıktın falan diyorlar. Doğrudur. Onlar da öyle düşünüyorlar tabii ki. Ama onlar da tanıdıkları zaman, kendilerine döndükleri zaman gerçeğin ne olduğunu anlamaya başlıyorlar yani. Evet. Niyet ediyorumdan ziyade ettim. Beyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hediye olarak hediye gönderenlere teşekkür ederim. Herkes gönlünün güzelliğini veya gönlünden kopan şeyi burada yapıyorsa Allah razı olsun. Onun gönlünün güzelliğidir. Zaten Allah onlara kat kat versin. Mesela burada 55 lira göndermiş. Allah ona yani bunun 100 katını versin herkese. İyiliklerini zaten insanlar o gönülden yapmış olduğu iyiliklerin hepsinin kat kat fazlasını vereceğine zaten vaadi var. O yüzden bizim Allah'a şükürler olsun, hiç kimseden bir talebimiz yok ama gönülden yapanlara da Allah razı olsun diyoruz, teşekkür ediyoruz. Evet, biz meditasyonumuza geçelim arkadaşlar. 15 dakika meditasyon yapacağız. Şimdi arkadaşlar bütün olumlamaları şimdi buraya yazmayın. Niye? Çünkü her gün daha 40 günümüz var. Yani 35 günümüz kaldı. Her gün bir olumlama yazacağız buraya. Her gün güzel bir şey yazacağız. Bunlar hep bizim bilincimize işliyor. Hep evrene yayılıyor bunlar. Tamam mı arkadaşlar? Hiçbirisi boş değil. Evet. Biz size doyum olmuyor derler yani. 15 dakika göstereyim. Sanki inanmıyormuşsunuz gibi gösteririm. Ne hikmetse ben de niye gösteriyorsam yani. Çocuk gibi. Yani arkadaşlar gösteriyorum bak 15 dakika falan. Evet arkadaşlar. Tamam, yazıyı bırakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başladık. Gözlerinizi kapatın. Burnunuzun ucundan serinliğini hissederek hafif derinlikte yavaşça farkındalıkla 7 nefes alıp yine burnunuzdan verin.
Sağ elinizin işaret parmağını hareket ettirin. Parmak hareket ederken içeride onu fark ediyorsun. Gözleriniz kapalıyken göz bebeklerinizi sağa ve sola hareket ettirin. Bu hareketi daha etkili bir şekilde hissediyorsun, fark ediyorsun. Hareketi bırak, fark eden olarak, o fark eden olarak kal. Şu anda uyanık bilincindesin. Kendindesin. Her şeyin farkındasın. Zihnin konuşmadığının farkındasın. Sustuğunun farkındasın. Zihin sessiz. Sen beden değilsin. Zihin değilsin. Sen sonsuz güzelliksin. Sen varsan her şey var olur. Sen yoksan kim şahit olacak? Yokluğumu fark ettim derken bile fark eden sensin. Sen fark ettiğin hiçbir şey değilsin. Sen fark edensin. Fark ettiğin her şey zihin ve zihinsel hallerdir. Sen sonsuz, sınırsız, tanımsız, inançsız, saf varlıksın. Hiçbir korku, hiçbir endişen yok. Senin için zaman yok. Zihnin ötesinde ve zihnin içinde deneyim yapıyorsun. Hem izliyor hem yaşıyorsun. Alem senin varlığınla, nurunla görünür hale gelir. Her şey sana hizmet eder. Deneyimde. Bütün varlık, bütün boyutlar, bütün varlıklar, melekler, enerjiler, hepsi senin için. Hepsi senin tekamül etmen için, çeşitli boyutları deneyimlemen için vardır, görevlidir. Sen varsan her şey vardır, sen yoksan hiçbir şey yoktur. Kendini tanımlayamazsın. Senin tanımlanacak bir ismin, cismin, şeklin yoktur. O yüzden kendini hiç olarak tanımlarsın. Hiçbir şey de tanımlayamazsın. Kendini bildiğinde kendinin zihin, beden ve ego olmadığını fark edersin. Egonun anlamı kalmaz. Zihnin bir rüya olduğunu fark edersin. Dünyanın bir rüya olduğunu fark edersin. Şimdi burada kendindesin ve tamamen dikkatini nefesine ver ve meditasyon bitene kadar nefesinde uyanık bilincinle nefesinde kal.
Nefes alıp verdiğinin farkındasın. Uyanık bilincinde bunun farkında olarak yapıyorsun. Uyanık bilincinde nefesinde ol. Çeneni sıkma.
burnumuzdan serinliğini hissederek 7 nefes alın. Farkındalıkla. Evet arkadaşlar. Evet, Rüya ne demiş? Herkes meditasyonda ben gidiyorum yine. Hocam tam çeneni sıkma dediğinizde çenemi sıkıyordum. Sonra da gülmek tuttu. Olsun o da güzel. Yapamadım meditasyon hala gülüyorum. Hissetmişim demek ki. Bismillahirrahmanirrahim. Ruhsal bedensel çıkarlanmaya niyet ederim. Ne kadar güzel zinet. Teşekkür ederim. Ayşe Altun, ruhsal bedensel olarak çıkarlanmaya niyet ettim. Ne kadar güzel. Evet arkadaşlar, bir gecede böyle bir muhabbet ettik. Her günkü gibi. Güzel oldu. Dostlarla beraber olmak, sizlerle beraber olmak, böyle bu muhabbet sofrasını kurmak, alışveriş yapmak, gönülden gönüle, özden öze. Çok güzel oldu. Tabii üçüncü gözünüzün olduğu yerde uyuşma olur, karıncalanma olur, beyninizden çekilme olur, sağ tarafından, sol tarafı tepesinden, ne bileyim göğsünüzde ferahlık olur, bir boşluğa düşmüş gibisi. Yani bir sürü şey olur arkadaşlar. Takılmayın. Yani ne olursa olsun, olsun. Olmasına izin verin ama takılmayın. Yani bana şu oluyor, bu olsun, olacak. Geçecek ama hiçbir şey kalmayacak arkadaşlar. Hiçbir şey kalmayacak. Her şey geçici. Allah sizden de razı olsun. Evet, yarın aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hepiniz hoşça kalın. Bu videonun altına herkes olumlamasını yazsın. Ruhsal ve bedensel olarak şifalanmaya niyet ettim. Yazsın. Çoluk çocuğuna yazdırsın. Evet, Hasan Hüseyin doğrudur. Nefesinize odaklanın derken bazen insanlar hani kendisine tam olarak odaklanamıyor. Ama nefesine odaklandığı zaman biraz da hani odaklanmasına daha kolay sebep oluyor. Aslında nefes de yani sen nefes de değilsin, nefes de fark edensin. O fark eden olarak diyorum yani nefesi aldığını fark et. Sen nefes değilsin, nefeste kalıp nefeste yok olma. Yani nefesi aldığını fark eden yine sensin sen olarak. Al, uyanık bilincinle al diyorum o yüzden. Yani nefes almakta kaybolma. Nefesini uyanık bilincinle kendin olarak, aldığının farkında olarak al. Evet, uyarılar da tabii güzel oluyor. Yine akürek doğru söylüyorsun. Çünkü özden öze yol var. Enerji alışverişi var. Nurcan Ülkay, iyi geceler, şifa olsun herkese. Teşekkür ederiz. Zeynep Şahin, çok güzel. Arkadaşlar, size doyum olmuyor. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.